Bir Şabat günü İsa ekinler arasından geçiyordu. Öğrencileri başakları koparıyor, avuçlarında ufalayıp yiyorlardı. Ferisilerden bazıları, "Şabat günü yasak olanı neden yapıyorsunuz?" dediler. İsa onlara şöyle karşılık verdi. "Davut'la yanındakiler acıkınca Davut'un ne yaptığını okumadınız mı? Tanrı'nın evine girdi, kahinlerden başkasının yemesi yasak olan adak ekmeklerini alıp yedi ve yanındakilere de verdi. Sonra İsa onlara, "İnsanoğlu, Şabat gününün de Rabbidir," dedi. Bir başka Şabat günü İsa havraya girmiş öğretiyordu. Orada sağ eli sakat bir adam vardı. İsa'yı suçlamak için fırsat kollayan din bilginleriyle Ferisiler, Şabat günü hastaları iyileştirecek mi diye onu gözlüyorlardı. İsa onların ne düşündüklerini biliyordu. Eli sakat olan adama, "Ayağa kalk, öne çık," dedi. O da kalktı, orta yerde durdu. İsa onlara, "Size sorayım," dedi. "Kutsal yasaya göre Şabat günü iyilik yapmak mı doğru, kötülük yapmak mı? Can kurtarmak mı doğru, öldürmek mi?" Gözlerini hepsinin üzerinde gezdirdikten sonra adama, "Elini uzat," dedi. Adam elini uzattı. Eli yine sapasağlam oluverdi. Onlarsa öfkeden deliye döndüler ve aralarında İsa'ya ne yapabileceklerini tartışmaya başladılar. O günlerde İsa dua etmek için dağa çıktı ve bütün geceyi Tanrı'ya dua ederek geçirdi. Gün doğunca öğrencilerini yanına çağırdı ve onların arasından elçi diye adlandırdığı şu 12 kişiyi seçti. Petrus adını verdiği Simon, onun kardeşi Andreas, Yakup, Yuhanna, Filipus, Bartalmay, Matta, Thomas, Alfay oğlu Yakup, yurtsever diye tanınan Simon, Yakup oğlu Yahuda ve İsa'ya ihanet eden Yahuda İskariyot. İsa bunlarla birlikte aşağı inip düzlük bir yerde durdu. Öğrencilerinden büyük bir kalabalık ve bütün Yahudiye'den, Yeruşalim'den, Sur'la Sayda yakınlarındaki kıyı bölgesinden gelen büyük bir halk topluluğu da oradaydı. İsa'yı dinlemek ve hastalıklarına şifa bulmak için gelmişlerdi. Kötü ruhlar yüzünden sıkıntı çekenler de iyileştiriliyordu. Kalabalıkta herkes İsa'ya dokunmak için çabalıyordu. Çünkü onun içinden akan bir güç herkese şifa veriyordu. İsa gözlerini öğrencilerine çevirerek şöyle dedi. "Ne mutlu size ey yoksullar, çünkü Tanrı'nın egemenliği sizindir. Ne mutlu size şimdi açlık çekenler, çünkü doyurulacaksınız. Ne mutlu size şimdi ağlayanlar, çünkü güleceksiniz. İnsanoğluna bağlılığınız yüzünden insanlar sizden nefret ettikleri, sizi toplum dışı edip aşağıladıkları ve adınızı kötüleyip sizi reddettikleri zaman ne mutlu size. O gün sevinin, coşkuyla zıplayın, çünkü gökteki ödülünüz büyüktür. Nitekim onların ataları da peygamberlere böyle davrandılar. Ama vay halinize ey zenginler, çünkü tesellinizi almış bulunuyorsunuz. Vay halinize şimdi karnı tok olan sizler, çünkü açlık çekeceksiniz. Vay halinize ey şimdi gülenler, çünkü yas tutup ağlayacaksınız. Bütün insanlar sizin için iyi sözler söyledikleri zaman vay halinize, çünkü onların ataları da sahte peygamberlere böyle davrandılar. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum. Düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet edenler için iyilik dileyin. Size hakaret edenler için dua edin. Bir yanağınıza vurana öbür yanağınızı da çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Sizden bir şey dileyen herkese verin. Malınızı alandan onu geri istemeyin. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın.
Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile kendilerini sevenleri sever. Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile böyle yapar. Geri alacağınızı umduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkarlar bile verdiklerini geri almak koşuluyla günahkarlara ödünç verirler. Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak. Yüceler yücesinin oğulları olacaksınız. Çünkü o, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Babanız merhametli olduğu gibi siz de merhametli olun. Başkasını yargılamayın, siz de yargılanmazsınız. Suçlu çıkarmayın, siz de suçlu çıkarılmazsınız. Başkasını bağışlayın, siz de bağışlanırsınız. Verin, size verilecektir. İyice bastırılmış, silkelenmiş ve taşmış, dolu bir ölçekle kucağınıza boşaltılacak. Hangi ölçekle verirseniz, aynı ölçekle alacaksınız. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Kör köre kılavuzluk edebilir mi? İkisi de çukura düşmez mi? Öğrenci öğretmeninden üstün değildir. Ama eğitimini tamamlayan her öğrenci öğretmeni gibi olacaktır. Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği fark etmezsin? Kendi gözündeki merteği görmezken kardeşine nasıl "Kardeş izin ver gözündeki çöpü çıkarayım" dersin? Seni ikiyüzlü. Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. İyi ağaç, kötü meyve. Kötü ağaç da iyi meyve vermez. Her ağaç meyvesinden tanınır. Dikenli bitkilerden incir toplanmaz. Çalılardan üzüm devşirilmez. İyi insan, yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan, içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı, yüreğinden taşanı söyler. Niçin beni "Ya Rab, Ya Rab" diye çağırıyorsunuz da söylediklerimi yapmıyorsunuz? Bana gelen ve sözlerimi duyup uygulayan kişinin kime benzediğini size anlatayım. Böyle bir kişi evini yaparken toprağa kazan, derinlere inip temeli kaya üzerine atan adama benzer. Sel sularıyla kabaran ırmak o eve saldırsa da onu sarsamaz. Çünkü ev sağlam yapılmıştır. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan kişi, evini temel koymaksızın toprağın üzerine kuran adama benzer. Kabaran ırmak saldırınca ev hemen çöker. Evin yıkılışı da korkunç olur.